Merhabalar. Bugünkü dersimizde mikrobitle SOS sinyali nasıl gönderilir? İki mikrobit karşılıklı nasıl haberleştirilir radyo sinyalleriyle? Bunu göreceğiz. Şimdi mesela ona bastığımda diğer mikrobite SOS sinyali gönderiyor. Yine bunun A harfine bastığımda da Morse alfabesiyle göndermesini isteyeceğim. Bunun nasıl yapıldığına hep beraber bakalım. Şimdi öncelikle dilerseniz Morse alfabesinin kurallarına göz atalım. Bildiğiniz gibi Morse alfabesi nokta ve çizgilerden oluşuyor. Ancak bunları yazarken belli bekleme süreleri var. Örneğin noktaların süresi bir birim. Yani biz bir nokta koyacaksak, bunu ekranda, mikrobitin ekranında bir birim süreyle bekletmemiz gerekiyor. Çizginin süresi ise 3 birim. Buraya da 3 yazalım. Harfte yer alan simgelerin arası bir birim. Bu ne demek? Örneğin A harfi 2 simgeden oluşuyor. Bir nokta, bir çizgiden. Bunların arasındaki bekleme süresi de bir birim olarak ayarlanmalı. Ve her bir harf arası 3 birim. Örneğin A'dan sonra biz U'yu yazacak olursak bu iki harfin arasına da yine bir 3 birim bekleme süresi koymalıyız. Son olarak her kelime arası 7 birim bekleme süresini gerektiriyor. Örneğin birinci kelimemiz diyelim ki SOS oldu. İkinci kelimemiz Türkiye olsun. SOS ile Türkiye kelimesi arasında 7 birim bekleme süresi koymalıyız. Peki, şimdi dilerseniz kod bölümüne geçelim. Şimdi kod.mikrobit sitesine gidip yeni bir proje başlatalım ve mikrobitte haberleşme diyelim. Açılan sayfada her zaman bloğunu silelim. Şimdi ilk olarak program başladığında bizim radyo sinyalleriyle iletişim kurabilmeleri için radyo grubunu ayarla ve radyo simgesinin yazısının hemen altında bulunan daha fazla simgesine gidip radyo verici gücünü ayarla diye iki tane blok yerleştiriyoruz. Radyo grubunu ayarla kısmına geldiğimizde bakın bu 255'e kadar arttırabiliriz. Bunu bir 100-120'ye getirebilirsiniz. 70 olarak ayarlayabilirsiniz. Size kalmış. 122 yaptım. Bu da 7 olarak ayarlı kalsın. Şimdi bizim mikrobitimiz düğmelerine basıldığı zaman diğer mikrobite haber gönderecek. SOS mesajını. Bunun için input sekmesinden A düğmesine basıldığında B düğmesine basıldığında ve AB düğmesine basıldığında da ekranı temizlesin. 3 tane komut bloğunu şöyle yerleştirdik. Yine radyo kısmından bakın burada radyo ile dizgi alındığında string yazan yerde metin göndereceksek biz bugün numara üzerinden gönderim yapmaya çalışalım. Radyo ile sayı algılandığında diyor. Şimdi radyo ile sayı gönder. Bloğunu buraya yerleştirdim. Radyo ile sıfırı gönderdiğinde A düğmesine basıldığında SOS mesajını ekranda diğer mikrobitin ekranında yazsın istiyorum. Radyo ile eğer bir
sayısı mesajı iletildiyse, o zaman da iletilen mesajı normal Latin alfabesiyle yazdıracağız. Yine radyo ile sayı 2 olarak gönderilirse, o zaman da ekranı temizlesin ve bir simge göstersin ekranda şeklinde ayarlayacağız. Biz SOS mesajını gönderebilmek için öncelikle fonksiyon oluşturuyoruz. Gelişmiş kısmından fonksiyonlar diyoruz. Fonksiyon yarat dedim. S harfini kodlayalım şimdi. Şöyle alalım. S harfini yukarı alayım biraz. Şimdi S harfi biliyorsunuz 3 tane noktadan ibaret. Noktayı koydum. Şöyle 3 noktadan ibaret. Ancak biz bunların arasına bekleme sürelerini koyduğumuz zaman yine de bu simge görünüyor sürekli olarak. Sürekli olarak görünmesin istiyorsam arada bir tane de boş led koymam gerekiyor. Şöyle. Şimdi sürelerini ayarlayalım. Biliyorsunuz her biri bir birim ekranda beklemek durumunda. Onun için şöyle yapalım. Bir saniye görünsün ekranda. Bir saniye göründükten sonra sonsun. Onun için bunu koyuyoruz. Daha sonra her bir harfin simgesi, her simge arası bekleme süresi yine bir birim olacağı için buraya bir tane daha bekleme süresi ekleyeceğiz. Şurada bakın. Her simge arası bir birim bekleme süresi vardı. Evet, bu şekilde S harfini yazmış olduk. Şöyle bunu kapatayım. Hemen bir fonksiyon daha oluşturalım. O da O harfi olsun. O harfi de biliyorsunuz 3 tane çizgiden oluşuyordu. Yine onun içinde ledlerini alalım. Kopyasını çıkartalım. Kopyalıyorum. Şu an 3 tane bakın oluşturmuş oldum. Ve bunların arasına da ben bir boş led koymazsam bu sürekli yanıyor, görünüyor, sönmüyor. Şimdi bir ledin bekleme süresi biliyorsunuz 3 saniyede, yani 3 birimde. Buna 3000 yazalım. Diğeri 1000 olarak ayarladığımız için noktayı. 3 birim bu bekleyecek. Bir birimde diğer simgeyle arasındaki bekleme süresi vardı. Şöyle. Çizgi ekranda bir birim, 3 birim gözükecek. 3 birim sürede gözükecek. Daha sonra sönüp bir birim de iki simge arasındaki bekleme süresi olacaktı. Evet, hemen
burada ekranda 3 birim gözükecek. Şöyle yerleştirelim. Şimdi harflerimiz hazır. Şimdi bir koşul sağlaması gerekiyor. O da şöyle, mantık kısmına gidip eğer ise değil ise bile onu buraya yerleştiriyoruz. Ve yine mantık kısmından bu eşittir bloğunu aldık. Eğer radyodan algılanan numara 0 ise, yani A düğmesine basılmış ise, o zaman bize SOS mesajını göndersin. Bunun için fonksiyonlar kısmından S harfini çağır ve yine fonksiyonlar kısmından O harfini çağır şeklinde bunları yerleştirdim. Ancak harflerin arasındaki bekleme süresi ne kadardı bir hatırlayalım. Her harfin arasındaki bekleme süresi bakın 3 birimdi. O nedenle buraya aralarına 3 birim bekleme süresi eklememiz gerekiyor. Şöyle ekledim. 3 birim yazdım. 3 saniye beklesin. Bu şekilde harflerimizi gösterecek. Şimdi artıya tıklayıp bir de tekrar mantık kısmından eşittir bloğunu aldı ve bunun içerisine de radyodan gelen veri eğer 1 ise, yani B düğmesine basıldıysa, o zaman da bize şöyle yazı olarak normal SOS yazsın. Burada SOS'i yazdırırken bir boşluk bırakarak yazdıralım. Ekranda daha net görünsün. Evet, peki son olarak AB düğmesine basıldıysa onun için de yine artıya tıkladım. Buraya yine mantık kısmından eşittir aldım ve şunun şöyle buradan sürükleyip koyabiliriz. Algılanan numara radyodan sinyal 2 olarak algılandıysa eğer, o zaman da ekranı temizlesin ve bir simge göstersin. Evet, ekranda bu simge görünsün. Şimdi şu eksiği kapatalım. Bu şekilde kodlarımız hazır. Bakalım şimdi. Evet, diğer mikrobitimiz de ekrana geldi. Bakın şimdi bu A düğmesine bastığımda aşağıdaki mikrobite sinyal gönderecek ve ekranda Morse alfabesiyle SOS yazacak. Bakalım. Evet, S harfini yazdı. Şimdi O harfini yazıyor. 3 kere çizgi gösterecek. Ardından tekrar o S harfini, S harfini yazacak. 3 tane nokta gösterecek. Ha, burada 2 tane O harfi almışım. Bakın koddaki hatamı hemen görüyorum. Bunu sileyim. Fonksiyonlar kısmında S harfini çağırmamışım buraya. Evet, şimdi oldu. Evet, buraya bastığımda Morse alfabesini, buraya bastığımda ise normal SOS yazacak. Şuraya bastığımda ise ekranı temizleyip simgeyi gösterecek. Şimdi buna da basalım. O da diğerini gösterdi. Şimdi büyük ekranda görelim.
Bakın SOS oraya gitti. Bu da diğerine SOS göndersin. Bu şekilde radyo sinyalleriyle iki mikrobiti haberleştiriyoruz. A harfine bastığımızda ise Morse alfabesiyle sinyal gönderebiliyor. Evet, siz de iki mikrobitin radyo sinyalleriyle haberleştirin ve gizli bir mesaj gönderin. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.